değerli izleyicilerimiz, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, ABD'yi soykırımcı olarak suçladı. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer 30 Kasım Pekin'de Doğu Türkistan ile ilgili 61. basın toplantısı düzenleyerek soykırım suçunu bir kez daha inkar etti. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikası, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından yoğun baskı altına giren Çin, suçlarını inkar etmek için bazı insanları Doğu Türkistan'daki durum hakkında sahte tanıklık etmeyi zorladı ve ABD'yi asıl soykırımcı olarak suçladı. Çin'in yayın organı Tanrıdağ'ın haberine göre bu seferlik toplantıya yine birkaç sivilin mecbur katıldığı ve önceden hazırlanan Doğu Türkistan'daki durumu çarpıtacak sahte tanıklıklar vermeyi zorlandığı bildirildi. Bu kez Aksu'dan Muhtar Abdurusul, Atşun Agü köyünden Aykamer Tursun, Doğu Türkistan'daki Çin soykırımını kendi tecrübelerini örneklendirmek adında inkar etmek zorunda kaldılar. Toplantıda ayrıca sözde Şincan hükümeti sözcüsü Xu Guishang, Şincan'da her gün tüm milletlerden insanlar birleşerek ortak refaha ulaşma süreci giderek daha tatmin edici hale geliyor. Yabancı medya kuruluşlarının bildirdiği gibi bir soykırım yok dedi. Toplantıda Çin ilk kez kendi suçunu soykırım olarak nitelendiren ABD'yi Kızılderililere karşı soykırım yapmakla suçlayarak kendi suçunu haklı çıkarmaya çalıştı. Sözcü Elican İnayet ise ABD hükümetinin Kızılderililerin ülkesini sömürgeleştirdiğini, nüfusu dizginlediğini, katliam yaptığını, asimile ettiğini, kültürel katliamlar gerçekleştirdiğini, çocukları ebeveynlerinden ayırdığını, yatılı okullara gitmeyi zorladığını, dillerini kısıtladığını ve ayrımcılık yaptığını anlatarak asıl suçlunun ABD olduğunu vurguladı. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki hapishane ve cezaevlerine hapsetme, doğum kısıtlaması, dinden çıkması, ulusal kültürü yasaklama gibi suçlarının uluslararası hukukta tamamlanan soykırım kriterlerini karşıladığını ve uluslararası toplumun şu an tamamen gerçeklerden haberi olduğunu, Çin'in sahte propagandaları ile istedikleri sonuçları alamayacaklarını ileri sürdü. Çin, Adrian Zenis sahtekardır. Tanınmış araştırmacı Dr. Adrian Zenis, geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'daki kamplar ve zorlu çalıştırma gibi insanlığa karşı suçların doğrudan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yönlendirmesi altında gerçekleştirildiğini doğrulayan bir belge yayımlamıştı. Zenis, bilinmeyen bir kişi tarafından Uygur yargısına gönderilen Çin'in mutlak gizlilik belgelerinin bir çalışmasına dayanarak yukarıdaki sonuçları çıkarmıştı. Sonuç olarak Uygurlara yönelik soykırımın Çin merkezi hükümetinin doğrudan planlaması ve yönlendirmesi altında gerçekleştirilen uzun vadeli bir siyasi strateji olduğu giderek daha açık hale geldi. Bu durumdan rahatsızlık duyan Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümeti, Adrian Zeniz'e karşılık 1 Aralık'ta hemen bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sözde Şincan hükümeti sözcüsü Xu Guishang şunları söyledi. Çin düşmanlığıyla tanınan Adrian Zeniz açıkça yalan söyledi. İlgili birimlerimiz bu sahte bilim adamı hakkında yasal işlem başlatacak. Adrian Zeniz Global Times'ta dahil olmak üzere Çin medya kuruluşlarına yukarıda bahsedilen saldırılara yanıt olarak bu ilgili departmanların kimler olduğunu merak ediyorum dedi. Çin'in Global Times gazetesinin bu durumlardan hemen sonra 1 Aralık'ta Pekin'de Çin'e ait Çin Elektronik Kampanya adlı son teknoloji bilgi iletimi ve ofis platformu uygulamasının piyasaya sürülmesini ve Lenshin adlı bu uygulamanın gizli bilgilerin ifşa edilmesini önlemek için devlet kurumlarına ve devlete ait işletmelere güvenli bir çevrimiçi çalışma platformu sağlayacağına haber yapması dikkat çekicidir. Gözlemciler bunun Çin'in üst düzey yetkilileri tarafından yayınlanan mutlak sırlar belgelerinin sızdırılmasından sonra atılmış bir adım olabileceğine inanıyor. Zorunlu Çince eğitimi yaygınlaştı. Çin rejimi son zamanlarda Çin ortak dilini yaygınlaştırma çabalarını hızlandırarak diğer ulusların dillerinin yok olma riskini arttırıyor. Amerika'nın sesi VOA'nın haberine göre Çin ortak dilinin yaygınlığını
2025. yılına kadar %85'e çıkarmayı hedefleyen bir siyasi kampanya başlattı. Çin'in bu hamlesi uzun bir tarihi olan diğer ulusların dillerinin ve lehçelerinin yok olması ile ilgili endişeleri arttırdı. Özellikle Çin zulmü altında yaşayan Uygurlar, Tibetliler ve Moğolların dilleri Çin baskısı tarafından yavaş yavaş yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çin Devlet Konseyi Merkez Ofisi 30 Kasım'da Yeni Çağ Dil ve Edebiyat Çalışması'nın kapsamlı güçlendirilmesine yönelik öneriler başlıklı bir belge yayınladı ve belgede Çin ortak dilinin kullanımının hala dengesiz olduğu ve doğru olmadığı, bu nedenle ortak Çince dilinin 2025. yılına kadar yaygınlaşma oranının %85'e çıkarılması ve daha fazla standartizasyon sağlanması gerektiği belirtildi. Bu belge, Çin Komünist Rejimi'nin dil ve yazı çalışmalarını güçlendirme konusunda Devlet Konseyi adında ilk defa yayınlanan belge olarak biliniyor. Çin, tarihsel olarak ortak dilinin teşvikini uygulamış olsa da son yıllarda çabalarını hızlandırdı. Bu durumdan özellikle Çin baskısında yaşayan halklar daha güçlü bir şekilde etkilendi. Geçen yıl Eylül ayında Çinli yetkililer İç Moğolistan'daki yerel okulların tüm öğretimini Moğolcadan Çince'ye çevirmesini talep etti. Sonuç olarak bazı insanlar ana dillerini kaybetme korkusuyla protesto etti ve birçok öğretmen ve bazı işçiler işini bıraktı. Sonuç olarak Çinli yetkililer kamu düzenini bozma bahanesiyle birçok kişiyi tutukladı. Çin rejiminin Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak ve Kırgız dillerini yasaklama ve baskı altına alma politikası eşi görülmemiş seviyeye ulaştı. Uygur çocukların okulda Uygurca konuşmalarının yasaklanması ve ihlal edenlere fiziksel cezaların verildiğini gösteren videolar sosyal medyada yayınlanarak herkesin dikkatini çekmişti. ...2022 savunma bütçesi Uygurlar yüzünden engellendi. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Doğu Türkistan'dan yapılacak ithalatların yasaklanmasına ilişkin hazırladığı düzenlemeye yer verilmeyen 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısının onaylanmasını engelledi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki 24 düzenlemenin onaylanması için Senato Genel Kurulu'nda bir girişimde bulundu. Ancak Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Doğu Türkistan'dan yapılacak ithalatları yasaklayan düzenlemesine tasarıda yer verilmeyen Rubio, bloku hakkını kullandı ve oylamayı engelledi. Söz konusu 24 düzenlemenin oylanmasının ardından ABD Senatosu, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda geçirme yoluna girmiş olacak ancak Rubio'nun bu eylemiyle tasarının bu hafta içinde kongreden geçme ihtimali de son derece düşmüş oldu. Senato çoğunluk liderlerinden Rubio'yu eleştirdi. Öte yandan Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer, Rubio'nun oylamaya olan itirazını eleştirerek, Rubio'nun düzenlemesi tasarıda olsaydı bu otomatik olarak tasarıyı öldürürdü. Rubio'nun istediği değişiklik zehirli bir hap değerlendirmesinde bulundu. Rubio ise düzenlemesine demokratların karşı çıkmalarını eleştirerek, bazı şirketlerin bu düzenleme aleyhine lobicilik yaptığını öne sürdü. ABD yasalarına göre herhangi bir senatör, Senato Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayı tek başına engelleme hakkına sahip. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.